Sarı kantaronun tohuma dönmüş hali. Bu tohumları yağ içerdiğinden elinize böyle ufaladığınızda içindeki yağları böyle güzel bir kokusu var. Şimdi bu sarı kantaronun yaprağı güneşe doğru tuttuğunuzda içerisinde yaprağın üzerinde siyah lekeler, top iğne başı gibi, top iğne ucu gibi siyah lekeler olduğunu görürsünüz. Bu sarı kantaronun yaprağında özel bir yağ içerdiğini gösterir. Sarı kantaron Haziran-Temmuz aylarında çiçek açmadan hemen önce veya çiçek yeni açtığı sıralarda toplanır, ince ince kıyılır. Cam kavanozlara konur, üzerine zeytinyağı doldurulur. Güneş gören bir yerde 6 hafta bekledikten sonra süzülerek sarı kantaron yağı elde edilir. Sarı kantaron yağı omuz, sırt, bel, baş ağrılarına karşı kullanılır. Biz bunu geliştirdik, ozonladık. Artı 19 çeşit adaçayı kekik gibi bitkilerle takviye ettik. Ozon Forte geliştirdik. Ozon Forte testislerinde kist olan veya epididimitte kist olan, testis üstü bezesinde kist olanlar için veya testislerinde toplar damar zafiyeti olanları varikozil denir. Varikozil problemi olanlar için testislere masaj yaptığınızda Ozon Forte ile testislere kan akışını artırır, besler. Yani %100 azosperm değil de sperm kalitesi düşük olan, hareketsiz, yeterli ve kalitesiz sperm olmayan erkekler için idealdir. Omuz, sırt, bel, baş ağrıları için, çalıştığı iş yerinde orası burasını üşütenler, boynu, boğazı tutulanlar için Ozon Forte ile masaj yapılır. Ozon yağı aynı zamanda içilirse ozon bakteri, virüs ve mantarlar yok edicidir. Ozonun bir, bu sarı kantoronun yaprağının birleşiminde %2 ila 4 arasında, yani ortalama %3 oranında hipeforin var. Hipeforin ne işe yarar? Hipeforin 1. Beyindeki serotonin hormonlarının salgılanmasını artırır. Yani kişiye mutluluk, neşe, huzur veren bir hormondur. Herhangi bir ağzıma yapıştı. Herhangi bir stres, gerilim, üzüntü, sıkıntı, iç huzursuzluk yaşayan, hatta depresyon, birinci, ikinci dereceden depresif rahatsızları olanlar için dünyada en ideal bitkidir. Yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. 1. Serotonin hormon salgılanmasını artırıyor. 2. Noradrenalin hormon salgılanmasını artar. Ne demek? Kişiyi konuya odaklandırır. Mesela öğrenci, ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan öğrenciler için veya okuması şart değil, bilgisayar başında araştırmacı, kişiyi konuya odaklandırır, yapmış olduğu işte başarı şansını artırır. Trafikte kontrolü kaybetmez. Mesela araba sürerken, herhangi bir vasıta sürerken. Artı noradrenalin hormonunu artırır, dopamin hormonunu artırır. Mesela benim tanıdığım bir televizyon programından bir sunucu, adamcağız sürekli programa başlamadan önce geriliyordu. Kameramanlara, diğer çalışanlara, stüdyoda çalışana bağırıp çağırıyordu. Sakin ol dedim, neyin var? Çok gerginim, çok çalışıyorum. Problem yok dedim. Biz bununla ilgili sarı kantaron forte ürettik. Birleşimde sarı kantaron otunun ekstrakti, çarkı felek ekstrakti, oğul otu ekstrakti gibi, kedotu ekstrakti gibi 19 çeşit bitki ekstrakti var. Bunu kullandığı zaman kişi rahatlar, relax. Depresyonda olsa da, yani bunalıma, intihara teşebbüs edecek durumda dahi olsa kişi rahatlatır. Bir hafta sonra beyefendiyi gördüm. Nasılsın dedim. Abi kuzu gibi oldum. Dövseler beni, yumruklasalar bile gülüyorum dedi. Dört köşe oldum dedi. Evet. Hürmetler, saygılar.